Fasalist'teyiz, Gönlük'teyiz. NGO Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gül ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ben tatildeyim. Sizinle buluştuk. Neden olmasın dedik. Bir anlamda Gönlük'ün, Fasalist'in güzelliğini yaşarken işte yapalım dedim. Ben siz kırmadınız. Siz zaten hiç çalışırken tatili düşünen, hiç durmayan yapınızla burada da çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Buradan da tekrar izleyicilerimize diyorum ki tatilde de durmuyor. Şahanesiniz. İspatı bir kez daha Hediye Hanım'dan geldi. Şahanesiniz. Şimdi hemen işe bakalım. İşe bakalım dediğimizde aslında siz de çalışıyorsunuz. 7/24 çalışıyorsunuz. Evet. Ailenizle olduğunuzda da çalışıyorsunuz. Turizmin gerçeği bu, medya gibi. Aynen. Şimdi işler nasıl diyeceğim? Çünkü tüm ülke ekonomisi, Merkez Bankası'nın notlarında da, faiz açıkladığı notlarında da gördük ki turizme bel bağlamış, umut bağlamış durumda. Bugün işler nasıl? Oteller dolu mu? Ya zaten sizin de söylediğiniz gibi aslında turizm hep yıllardır bacası sanayi olarak adlandırılan bir sektör. Bizler de hep cari açığa en çok fayda sağlayan sektörüz diye kendimizle bir anlamda gurur duyuyoruz turizmciler olarak. Birkaç senedir böyle kötü başlayıp iyi giden bir sektörüz. İşte pandemi geldi, geçen sene Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sıkıntılar oldu. Bu sene de maalesef deprem gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla da yine kötü başladık ama iyi gideriz diye umduğumuz bir sezon yaşıyoruz. Depremin ardından bir seçim gerçeği yaşadık. Dolayısıyla yine dolulukların, erken rezervasyon dönemine denk gelen deprem gerçeğinin doluluklarımızı etkilediği bir sezonla başladık. Şu anda bir de bu sene farklı, geçen senelerden farklı olarak sezonda hava muhalefeti diyebileceğim, havaların geç ısınmasının da bir etkisi oldu. Daha önce Nisan-Mayıs gibi ısınan hava bu sene maalesef Haziran sonu, hatta Temmuz'a neredeyse varan bir havanın ısınması gerçeği. Bütün şartlar kötüydü aslında diyebiliriz, değil mi? Ama turizmciler bütün şartlara rağmen kotarırlar işi. Topluyoruz. Ne kadar toplanabiliyor? Yani bu bütün genel için mi konuşmak lazım, özelde sizin için mi? Genele baktığımızda durum ne, sizin özelinizde ne? Genellememek lazım. Özellikle geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yıl yaşıyoruz. Bunu özellikle belirtmek daha zor lazım. Her otel kendi gerçeğini yaşıyor bu sene, çünkü dolulukları da özellikle belirtmem gerekiyor. Lütfen. Ki her bölgenin de kendi şartları var bu sene. Bazı bölgeler daha dolu, bazı bölgeler mesela, ona göre daha daha düşük doluluklar yaşıyor. Şehir şehir değişen doluluklar var. Mesela İstanbul daha düşük doluluklar yaşıyor bu sene. Kapadokya deseniz ona göre kendi doluluklarında değişiklikler yaşıyor. Hani turizmciler açısından belli başlı özel destinasyonlara değinmek istiyorum. Şu anda Antalya'dayız. Antalya'da kendi içinde Kemer ayrı doluluklar yaşıyor, Belek ayrı doluluklar. Kim daha iyi, kim daha zorlu? Burada biraz da otel bazında da farklı şeyler, doluluklar var. Biraz daha aslında hizmette, kalitede ve personel olarak misafirinin memnuniyette öne çıkabilen tesisler biraz daha doluluk anlamında ileri çıkıyor diyebiliriz. Biraz daha bu anlamda kendi özelimizde belki benim konuşmam doğru olabilir. Biz şu ana kadar evet geçen senenin biraz gerisindeyiz ama diğer meslektaşlarımızın yaşadığı kadar düşük doluluklar biz kendi özelimizde şu an yaşamıyoruz. Sektörün diğer otellerinde mesela ne kadardan bahsediyoruz? %30 doluluyum diyen meslektaşlarımız da var. %70'lerdeyiz diyen arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bir genelleme yapmak şu anda mümkün değil. Dediğim gibi alışık olduğumuzun dışında bir sene yaşıyoruz bu sene. Ama şunu da söylemek lazım, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Turizmin içinde umut vardır. Aynen, çünkü değil mi? Gülümseme vardır. Umutsuzluğa kapıldığınız zaman o bütün negatif enerji her yere yansıyor. Çünkü bizim işimiz mutluluk satmak. Kesinlikle. Hayal satmak değil mi? Mutlu olduğunuz zaman o pozitif enerjiyi misafirlerinize yansıtabiliyorsunuz. Ve mutlu misafir memnuniyet demektir. Bizim de yapmaya çalıştığımız
misafirlerimizi buradan mutlu ve pozitif şekilde yaşam göndermek. Yerli yabancı dağılımında bir değişim var mı? Ülkelerin dağılımında bir değişim var mı? Bunu soracağım, sonra yerliye dair bir sorum var. Değişim aslında çok fazla yok ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Bizim olduğumuz bölgede, Kemer'de aslında daha fazla Rus misafirin olduğu düşünülürdü. İngilizlerin de daha fazla Marmaris'e gittiği düşünülürdü. Kendi özelimizde özellikle belirtmek istiyorum ki İngiliz pazarında geçen seneye göre %250-300'lere varan bir artış var. Gerçekten mi? Kendi başarımız olarak bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu güzel bir başarı. Evet. Hani muazzam. Mesela kimsenin yapmadığı şekilde gidip orada eventler yapıyoruz. Ağırlamalar yapıyoruz. Kendimizi orada tanıtıyoruz. Yerinde. Sonra orada ajanta çalışanlarını alıp getirip burada ağırlıyoruz. Çünkü tanımadığı bir tesis satmaları mümkün değil. Mümkün değil, doğru söylüyorsun. Bizim yaptığımız çalışmaları kimse yapmıyor. Dolayısıyla da biz daha 3. senemizde bu şeye geldik. Ama özellikle bazen bayram dönemlerinde artıyor yerli misafirlerimiz. Ama şu anda tabii ki özellikle yaşadığımız ekonomik şartlardan dolayı da bir şey var, düşüş var. Ayak çekme var. Şimdi onu soracağım. Zira işte vergi artışları, kur artışı, bunun enflasyonu anında, daha doğrusu üretime yansımadan etiketlere yansıması, önünün görülmemesi, bunların hepsinin bileşkesinde aynı sezon içerisinde tatile yerli turist için yeni bir zam yapılması zorunluluğu gelir mi? Yeni bir zam var mı? Yani bunu tabii ki sezon içinde çok fazla biz fiyatlarımızla oynamayı sevmiyoruz aslında. Çok çok mecbur kalmazsak da fiyatlarımızla oynamıyoruz. Çünkü zaten özellikle şu anda içinde bulunduğumuz tesisimizde fiyatlarımız bizim euro bazında. Avrupa pazarı için konuşuyorum bunu. Dolayısıyla da mecbur kalmadıkça da böyle bir fiyat ayarlaması yapmıyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi bazen öyle noktalara geliyor ki özellikle şu içinde bulunduğumuz mevsimde enerji maliyetlerimiz çok artıyor. Personel şu anda yaklaşık 1000 personelle çalışıyoruz. Sadece bu otelde mi? Sadece bu otelde. Toplamda? Dolayısıyla toplamda 2000 civarında, hatta 2200 civarında. Sadece turizm. Sadece turizm grubunda. Bu maliyetlerin de karşılanabilmesi için bazen ayarlamalar yapmak durumunda kalabiliyor turizmci arkadaşlarımız da, biz de. Ama mümkün mertebe bunları kendi içinde organize etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir şey var aslında. Ekonomi aslında iyi gidiyor. Her mekana baktığınızda bakın dolu. Her tatil mekana baktığınızda bakın dolu gibi bir algı var. Başta açıkladınız ama yani bir yerin iş yapması için belki hedef kitle, zaten küçük bir hedef kitle dolaşan mesela yerli turist için ya da yerli misafirler için düşündüğümüzde. Ama bir yerin, bir mekanın, bir otelin iş yapması için olmazsa olmazı nedir? Yani buradaki hani o püf noktası mı diyelim, bu nedir? Püf nokta işini iyi yapmak. Yani işinizi iyi yaptığınız zaman markanıza ve özellikle tabii ki çalışma arkadaşlarınıza, ekibinize yatırım yaptığınız zaman siz zaten misafirinizin gözünde öne çıkıyorsunuz. Bunu nereden anlıyoruz? Tekrar tekrar gelen misafir sayımızdan. Bizim öyle misafirlerimiz var ki bir sene içinde 3 kere 5 kere gelen misafirimiz var. O misafir seneye de geliyor, bir sonraki sene de geliyor. Dolayısıyla sizin sorunuzda da söylediğiniz gibi sizin dolu olmanız demek yandaki tesisin de dolu olması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da sohbetimizin başında da söylemiştik. Bu sene öyle bir sene ki
%30 doluluğu olan bir tesis, yandaki %70 doluluğu olan bir tesisle bu sene maalesef bir ortalama şey yapamıyor, kıyaslayamıyor. Dolayısıyla da farklı denklemlerin oluştuğu bir sezon yaşıyoruz. Ama umuyorum senenin ikinci yarısı bambaşka denklemlerin konuşulacağı, her şeyin çok daha iyi olacağı. Çünkü özellikle de belirtmek istiyorum, bakanlığımız ve TGA bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bunları daha önceki sohbetlerimizde evet. de hep konuşmuştuk. Bu çalışmaların hep meyvelerini vereceği dönemleri yaşıyoruz. Deprem döneminde de çalışmalarını, tanıtımla ilgili çalışmalarına çok hız verdiler. Çok dikkatli tanıtımlar yapılıyor. Umuyorum çok güzel geri dönüşlerini alacağımız bir ikinci yarı yaşayacağız. Umarız. Umarız iyi haberlere diyelim. İnşallah. Değil mi? The future can be continued. Konuşmasında söylediniz. Turizm gerçekten özellikle cari açılım kapatılması için çok önemli gelir kaynağı. Çünkü sadece geliri var, hiçbir ithal girdisi olmayan, sadece işte belki yiyecek içecek anlamında bir ithal girdisi var. Onun dışında dediğiniz gibi sadece yerli kaynaklar, güler yüz ve samimiyet. Evet, cennet gibi bir yerdeyiz. Değil mi cennet yurdumuzda? Yurdumuzun her yeri cennet. Her anlamda turizm cennetiyiz ve bunları çok daha iyi değerlendirmek için bütün turizmciler olarak bizler çok hevesliyiz. Bütün var gücümüzle de çalışıyoruz. Evet, çalışıyorlar. 7/24 gerçekten turizm zor iş. Çok teşekkürler. Hediye Güralgül ile birlikteydik. Melda Yücel TV'deydi. NGO Hotels Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkürler. İyi haberlere, turizme çok umut bağladık. İyi haberler gelsin. Teşekkürler. İnşallah. Çok teşekkürler.